Buyurun buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar buyurunuz başkanım. Kıymetli başkanım tekrar hoş geldiniz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. AK Parti Genel Merkezi olarak böyle güzel bir bayram gününde sizleri ağırlamaktan biz mutlu olduk, onur duyduk. Tekrar hayırlı bayramlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin, tüm milletimizin bayramını kutluyoruz. Ben de tabii bu vesileyle hem öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bütün milletimizin, 85 milyon her bir ferdimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehit ailelerimizi, gazilerimizin tabii bayramını bu vesileyle tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kurban Bayramı vesilesiyle tabii hac farizasını da yerine getiren vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz var. Rabbim onların da hacını kabul eylesin, makbul eylesin. Malum Gazze'de yine devam eden bir soykırımın aslında gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ediyoruz. İnşallah Rabbim bu bayramı oradaki kardeşlerimizin, bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, felahına vesile kılsın. Biz tabii Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oradaki yaklaşık 37 bin masum, sivil, kadın ve çocuk olmak üzere 37 bin kardeşimiz orada bir soykırıma, bir katliama uğradı. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu soykırımın bir an önce durması için hem uluslararası hukuk mecrasında hem insani yardım noktasında hem Filistin'de iki devletli bir çözümün bir an önce gerçekleşmesi, Filistin devletinin tanınması noktasında bir an önce ateşkesin gerçekleşmesi noktasında bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle inşallah bu bayramda oradaki soykırımın, vahşetin durmasına vesile olsun. Bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin, insanların kurtuluşuna, huzur ve esenliğine, güvenliğine inşallah vesile olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii gönül istiyor ki herkes hem Türkiye'de hem dünyada bayramları bayram tadında yaşasın. Ancak çeşitli nedenlerle, öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu o hani eski bayramlar vardı ya diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Özellikle dedeler, babaanneler, nineler ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda evet belki küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor, belki AVM'leri doldurabiliyor ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretin bu düşük seviyesi, en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle çok büyük bir sıkıntının içindeler. Dolayısıyla bayramları daha güzel yaşayabilmek için herkesin yüzünde daha fazla gülücükler açsın, o çocukların yüzünde bir tebessüm olabilmek için mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor. Diğer taraftan Gazze konusunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektuplar var. Filistin'in tanınması için bu noktada yoğun bir uluslararası diplomasiyi de Genel Başkanımız yürütüyor. Yani söz uçar yazı kalır sözünden hareketle Genel Başkanımız uluslararası alanda tarihe geçen mektuplarını liderlere gönderdi. Karşılık da bulmaya başladı ve ümit ediyorum ki Filistin'in tanınmasının daha geniş ülke sayısına ulaşmasıyla birlikte mevcut yaşanan bu büyük sorunun ortadan kalkmasına da katkı verilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bayramda sizleri ziyaret etmek çok güzel. Açık iletişimin olması çok önemli. Özellikle siyasi parti liderlerinin birbirine olan yaklaşımları, üslupları toplum katmanlarına da yayılıp
O daha barış içinde, daha mutluluk içinde, kardeşlik duygularını yükselterek daha güzel bir toplumsal birlikteliği ortaya çıkaracaktır. Tabii siyasi rakibiz. Biz son yerel seçimlerin birinci partisiyiz. O nedenle de daha büyük bir heyecanla siyasetin içinde yer alıyoruz. Genel başkanımızın başlattığı adımları da siyasette siyasi partilerin birbiriyle daha fazla diyalog içinde olması gerektiğinden hareketle bu adımlar konusunda da yoğun bir çalışma içindeyiz. Dediğim gibi ben bayramınızı Cumhuriyet Halk Partisi adına kutluyorum. Nice bayramlarda İnşallah, sağlıkla, birlikte, huzurla, mutlulukla hep birlikte ülkemizi kalkındırmak için, daha güzel yarınlara ulaşmak için mücadele etmemiz dileğiyle diyorum. Evet, kıymetli başkanım tabii ki çok güzel bayram vesilesiyle güzel temennilerde bulundu. Ama o cümlelerin içerisinde tabii ki siyasetçi olunca her ne kadar gündem bayram da olsa burada bize cevap hakkı doğacak cümleler de sarf edildi. Ben müsaadenizle hani birkaç cümleyle o konulara da temas etmek isterim. Yeni bir cevap hakkı doğurmuş. Yok, yeni bir cevap hakkı doğurmayacağız. O konuya ihtimam göstereceğiz kıymetli başkanım. Tabii bayramlar sizin de ifade ettiğiniz gibi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin aslında o duyguların en yüksekte yaşandığı zaman dilimlerinden bir tanesi. Malum koronavirüs nedeniyle birbirimize telefonla anca ya da online olarak temas kurabildiğimiz uzunca bir süreden geçtik. Bayramları bayram gibi kutlayamadık. Cenazelerimiz birbirimizin acı gününü, mutlu gününü gerektiği gibi paylaşamadık maalesef. Tabii ki bu sürecin arkasından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, onun arkasından hemen 11 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan o iki büyük depremin malum ekonomik etkilerini tabii ki hem ülkemiz hem bütün dünyada olduğu gibi aslına bakarsanız hem ülkemiz hem milletimiz maalesef hem enflasyon oranıyla hem fiyat artışları noktasında etkilendi. Ama biz AK Parti iktidarı olarak, Cumhur İttifakı olarak bizim kadrolarımız nasıl 2002 Türkiye'sini biz nasıl bir tabloyla devralıp nereden nereye getirdiysek, Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade ediyor her söyleminde, her mecrada, biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu noktada vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı. Bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Vatandaşımızın o refah seviyesinin düşmemesi noktasında. Bu süreçte de inşallah ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımızın buna muktedir, bizim bu noktada irademiz de var, kabiliyetimiz de var. Allah'ın izniyle vatandaşımızın refah seviyesini yükseltme noktasında, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenme noktasında ya da durdurma noktasında biz bütün gayretimizle, mücadelemizi tabii ki devam edeceğiz. İnşallah bu bayram yine hayırlara vesile olsun. Ben tekrar ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda ülkemizi ve 85 milyon her bir ferdimizi Türkiye yüzyılına taşımak için bütün gayretimizle, tabii ki milletimizin desteğiyle 31 Mart'ta millet iradesi sandığa yansıdı. Ama biz 22 yıldan beri hem 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta da o güçlü millet desteğiyle yine yolumuza devam ediyoruz. Ben 31 Mart seçimleriyle alakalı tabii ki geçen Ramazan Bayramı'nda da değerlendirmelerde bulunmuştuk. Milletimizin iradesi başımızın üstüne. Millet iradesi aslında demokrasi güçlenerek çıkıyor sandıktan, seçimden. Bizim de bunu içselleştirebilmemiz gerçekten önemli. Siyaset tabii ki odak noktamıza aldığımız fikirler, mefkureler farklı olabilir. Siyaset yapış tarzımız farklı olabilir. Ama diyalog kanallarının açık olması ve iletişim ve istişarenin aslında siyasetin merkezinde olabilmesi bence çok değerli. Bu manada biz bir kere daha bugün burada sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde hem bütün milletimizin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Tekrar Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Çaylarımızı da soğuttuk. Çok teşekkür ederiz ben tekrar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar söz uçar yazı kalır sözünden hareketle önümüzdeki süreçte asgari ücrette bir iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Bu doğrultuda gerçekten eğer ekonomik durumlarının iyileştirilmesi dert ediliyorsa bu noktada asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için bunu duyurmak için sahada olacağız. Hep birlikte bu güçlü sesimizi duyuracağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz. Biz teşekkür milletimiz ediyorum. İçin çalışmaya, evet. Gayret etmeye, milletimizden almış olduğumuz emaneti en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte hep almak değil, biraz da vermek lazım diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.